Evet sevgili öğrenciler, yeni dersimize başlıyoruz o zaman. Geçen dersi kısaca bir tekrar ettik sizinle birlikte. Şimdi okuma, anlama, sayfa 46, açın kitaplarınızı. Aşağıdaki diyaloğu okuyunuz. Bu diyaloğu okuyacağım şimdi. Dikkatli dinleyin, sonra siz okursunuz. İki kişi arasında geçen konuşmayı okuyacağız. Yeni ders programı. Yeni ders programı. Bir kere okuyayım, sonra tercüme edelim. Ayşe Sevgi. Ayşe, ders matematik değil Sevgi. Ama ders programında matematik var Ayşe. Bu eski ders programı. Yeni ders programında bugün matematik dersi yok Sevgi. Şimdi hangi ders var Ayşe? Şimdi 2 saat fizik dersi var Sevgi. Bugün başka hangi dersler var Ayşe? 2 saat Türkçe, 1 saat bilgisayar, 2 saat beden eğitimi dersi var. Sevgi, matematik dersi hangi gün? Ayşe, matematik dersi çarşamba günü. Ek defa mi hanımı tercüme mi ekonom? Yeni ders programı. Taksim cedid. New timetable. Ayşe ve Sevgi. Duna Farasan, Abdullah Vaiz olabilir. İsimler değiştirebiliriz. Ders matematik değil. Dersim o filan riyoziniyiz. Ama ders programında matematik var. Ama o der taksim o. O matematik didemeşe, riyozi didemeşe. Bu eski ders programı. İn taksim o. O te kohnaz. Yeni programda bugün matematik dersi yok. Der programı cedid, der taksim o. O te cedid. Emruz riyozi didenemeşe. Şimdi hangi ders var? Filan kudom dersas. Hay. Şimdi 2 saat fizik dersi var. Beylen 2 saat fizik dörim. Bugün başka hangi dersler var? İmruz diga kılam dersi var. 2 saat Türkçe, 2 saat Türkiye, 1 saat bilgisayar, 1 saat kompüter, 2 saat beden eğitimi, 2 saat spor dörim. Sevgi, matematik dersi hangi gün? Dersi riyazi kılam ruzas. Matematik dersi çarşamba günü. Dersi riyazi, ruzi çarşamba. Evet, şimdi ikiniz okuyun. Biriniz Abdullah, biriniz Vaiz. İsimler değiştiriyoruz. Biriniz bir metin okuyun, diğeriniz diğerini. Hadi başlayın bakalım. Açın mikrofonlarınızı. Kim bir başlamak istiyor? Bu Kim başlamak istiyor? ben Hadi başla o zaman. yeni ders programı Ayşe ders matematik değil Emruz dersi Vaiz, yine bana sen bir tanesini oku, Abdullah bir tanesini okusun. Sen dedin ki ders matematik değil. evet. Şimdi diğerini Abdullah okuyacak. Ama ders programında matematik var. Devam et Vaiz. Bu eski ders programı ve taksimakotu kohane yeni Ne? Tercüme ne programda kuhta bro? Tercüme ne ku? bugün matematik ders yok. Şimdi hangi ders var? Şimdi 2 saat fizik dersi var. Bugün başka hangi dersler var? 2 saat Türkçe, 1 saat bilgisayar, 2 saat beden eğitimi dersi var. Matematik dersi hangi gün var? Hangi gün? Matematik ders çarşamba gün. Güzel. Çarşamba Aferin. gün. Teşekkür ederiz çocuklar. Güzeldi. Devam edelim. Evet. Diyaloğa göre cümlelerin başına D, yanlış cümlelerin başına Y yazınız. Şimdi soruyorum. Birincisine Abdullah cevap verecek. Birinci ders bilgisayar. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Neydi birinci ders? Fizik vardı. Evet, fizik vardı. Vay senden soruyorum. İkinciyi senden soruyorum. Eski ders programında matematik var. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru mu? Doğru mu? Doğru. D. İyi dürüst. Evet. 3.
Yeni ders programında Türkçe yok Abdullah. Seyiste yok. Doğru ya da yanlış. Ye mi de mi? Doğru. Doğru. Vay, senden soruyorum. Şimdi 2 saat fizik var. Doğru mu yanlış mı? Doğru, doğru. Güzel. 5.'yi soruyorum Abdullah senden. Matematik dersi cuma günü. Yanlış. Neden? Cuma günü yoktur hocam. Evet, hangi gündür? Çarşamba günü. Güzel. O zaman diğer tarafına geçelim. Aşağıdaki soruları diyaloğa göre cevaplayınız. Birinci soru yani. Birinci ders ne? Şimdi birinci ders neymiş? Programa göre Vaiz. Birinci ders matematik. Hayır. Yok, matematik yok. Birinci ders 2 saat fizik. 2 saat Türkçe. Fizik. Fizik mi Türkçe? Fizik. Fizik hocam. Ne Abdullah? Fizik. Tamam, fizik olsun. Evet, yeni ders programında matematik var mı? Abdullah? Var hocam. Yeni ders programında bugün matematik var mı? Bugün yok. Bugün yok. Ne zaman var? Çarşamba var. Onu demiyoruz. Bugünü soruyor. Programda kaç saat fizik var? Vaiz, kaç saat fizik az? Programda 2 saat fizik var. Güzel. Abdullah, bugün hangi dersler var? Alışat. Bugün hangi dersler var? Emre Usta'dan ders. 1 saat fizik. Evet. 1 saat bilgisayar. Aha. 2 saat de beden eğitimi. 2 saat de beden eğitimi. 2 saat de Türkçe dersi var. Güzel. Tamam. O zaman en son ders soruyorum. Matematik dersi hangi gün Vaiz? Çarşamba. Güzel, aferin. Tamam, devam edelim. Evet, 2. Aşağıdaki metni okuyunuz. Metni zirra bukhani. Mekhanim. Benim sınıfım. Ben okuyacağım, dikkatli dinleyin. Benim sınıfım. Merhaba, benim adım Emre. Ben öğrenciyim. Burası benim sınıfım. Ben 9A sınıfındayım. Benim okulumda 5 gün ders var. Cumartesi ve pazar. Pazar günü tatil. Okulda ders yok. Bugün günlerden perşembe. Bugün 2 saat matematik, 1 saat müzik, 2 saat Türkçe ve 2 saat beden eğitimi var. Bugün İngilizce dersi yok. İngilizce dersi pazartesi. Çarşamba ve cuma günü var. Bu benim fotoğrafım. Burada arkadaşlarım ve öğretmenlerim var. Bu arkadaşım Osman. Osman matematik dersinde çok başarılı. Bu Ayşe. O Türkçe dersinde başarılı. Bu kimya dersinde çok başarılı. Ben kimya dersinde çok başarılıyım. Pardon. Çünkü kimya dersi çok kolay ve zevkli. Bu benim fizik öğretmenim. Onun adı Cihan. Bu coğrafya öğretmenimiz. Onun adı Hüseyin. Bu da bilgisayar öğretmenimiz. Onun adı Zeki. Şimdi bir kere daha okuyacağım, tercüme edeyim. Ya da anladınız mı? Var mı anlaşılmayan yer? Anladım hocam ben. Güzel. O zaman Abdullah okuyabilir misin? Dersi okuyabilir misin? Evet hocam, okurum. Hadi o zaman başla. Benim sınıfım. Merhaba, benim adım Emre. Ben öğrenciyim. Burası benim sınıfım. Ben 9A sınıfındayım. Benim okulumda 5 gün ders var.
Çarşamba ve Perşembe günü tatil sonra okulda ders yok. Okulda ders yok. Bugün günlerden Perşembe. Bugün 2 saat matematik ve 1 saat müzik, 2 saat Türkçe ve 2 saat beden eğitimi ve var. Bugün evet. Var. Bugün İngilizce dersi yok. İngilizce dersi Perşembe gün. Pazartesi. Çarşamba ve Cuma günleri var. Tamam, teşekkür ederim. Vaiz, diğer tarafını sen okuyabilir misin? Vaiz? Vaiz, okuyabilir misin? Sesimi geliyor mu? Benim sesim geliyor mu? Vaiz? Subhan Azam mı bu şeref? Geliyor. Vaiz okuyabilir misin? Ha. Bu benim fotoğrafım. Burada arkadaşım. Arkadaşlarım. Ve öğretmen. Öğretmenlerim. Öğretmenlerim var. Bu arkadaşım Osman matematik dersine çok başarılı. Bu Ayşe o Türkçe dersinde başarılı. Ben kimya dersinde çok başarılıyım. Çünkü kimya ders çok kolay ve zevkli. Bu benim fizik öğretmenim. Onu adı Cihan. Bu coğrafya öğretmeniz. Onun adı Hüseyin. Bu da bilgisayar öğretmenimiz. Onun adı Zeki. Çok güzel. Aferin. Şimdi metnine göre doğru cümlenin başına D, yanlış cümlenin başına Y yazıyoruz. Abdullah, Emre 9A sınıfında. Doğru. Vaiz, bugün günlerden çarşamba. Evet. Doğru. Doğru. Evet. Okulda 6 gün ders var Abdullah. Okulda 6 gün ders var. Doğru mu yanlış mı? Üstün sadece dönemi. Okulda 6 gün ders var. 3. Doğru mu yanlış mı? Doğru hocam. 5 gün ders var Abdullah. Evet. Bugün 2 saat Türkçe var. Doğru mu yanlış mı? Vaiz. Ne? Bugün 2 saat Türkçe var. Doğru mu yanlış mı? Bugün 2 saat Türkçe var. Doğru. Abdullah söyle. Söyledi hocam. Tamam, sen de söyle. Doğru mu yanlış doğru mı? Doğru hocam, doğru. 5. Pazartesi, çarşamba ve cuma günü İngilizce var. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Neden? Hangi günler var o zaman? Doğru. Mavi kısma bakın. Doğru. İngilizce dersi pazartesi, cuma ve çarşamba ve cuma günleri İngilizce dersi var. Şu diğer tarafa geçelim. Aşağıdaki cümleleri metine göre eşleştiriniz. Fizik öğretmeninin adı neydi?
Fizik öğretmeninin adı neydi? Öğretmen fizik nerede var? Fizik öğretmenim, onun adı Cihan. Evet, onun adı Cihan. Evet, coğrafya öğretmeni Abdullah. Hüseyin. Abdullah söyleseydi. Hüseyin. Bilgisayar öğretmeni. Zeki. Zeki. Tamam. Teşekkür ederiz. Şimdi örnekleme. Buraya dikkat edin. Ustad. Efendim. Vazife hana girin metin. Metin. Şurayı da söyleyeyim. Pardon. Saata çandakayı saat. Ne mi saat? Ha. Yak saat degam ders mi kanim bada zücez? Şimdi benim dersim 5 dakikaya bitiyor. 4 dakika kaldı. Evet sevgili öğrenciler. Ha, evet. Sizin ödevinizi veriyorum. Buradaki çocuğun ya da öğrencinin anlattığı gibi siz de anlatın kendinizi. Bir de yeni ders programını yazılı olarak bildirin, tamam? Bir tanesini, bir tane fotoğraf düşünün ve kendinizi, sınıf arkadaşlarınızı, hangi derste kimin iyi olduğunu, öğretmenlerinizin adını yazarak böyle bir metin hazırlayın. Diğerinde ders programınızı, işte bugün haftada biz 6 gün ders görüyoruz. Birinci saat, ikinci saat, üçüncü saat şeklinde onu anlatın. Online ders programını da anlatabilirsiniz. Sıkıntı değil. Eski ders programı da anlatabilirsiniz. Eski ders programı 6 saatlikti. Bugün online'a başladığımızdan beri biraz saatler az. İnşallah bu iki ödevi unutmayın. Tamam? Tamam hocam.